dikkat çekiyor. Ve sahi yani şöyle bir soru geliyor akıllara. Madem aynı ümmetiz, neden sığınmacıların bütün yükünü sadece o ümmetin bir parçası, hani onların görüşüne göre olan Türkiye üstlenmek zorunda? Yani bu ümmet anlayışıyla sığınmacılar meselesine olumlu yaklaşılmasını isteme mesajları neye bağlıyorsunuz? Bu videonun paylaşımını tam da bugünlerde neye bağlıyorsunuz? Sizden de alalım görüşünüzü. Şimdi tabii Sayın Fidan, 29 Nisan 2011 günü Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi Güleşçi köyünden 300 kadar Suriyelinin Türkiye'ye girmesiyle bu sorun başladı. O gün dönemin Başbakanı Erdoğan, sonuna kadar kapıları açıyoruz, hepsi gelsin, 100 bine kadar yolu var dedi. Kısa sürede 100 bin 6-7 ayda aşıldı ve bugüne geldik. Evet. Daha o günlerde görünen tablo, doğrusu ben Silivri'deydim, hapisteydim o dönem ve gelişmeleri işte 15 kadar gazete okuyordum ve şu gözlemi edinmiştim. Öyle bir yere gider ki bu, bir gün Suriyelilerin sorunu biter ama Türkiye'nin Suriyeliler sorunu bitmez. İşte o noktaya geldik. Bakın bugün Esad Türkiye ile, daha doğrusu Erdoğan'la görüşmeye koşul öne sürüyor. Ve Esad iki gün önce Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü ve uluslararası kabul görmeye başladı. Ama Suriye'nin içindeki o sorun bizim içimizde şimdi giderek büyüyor. Şimdi burada ben de izledim videoyu. Oradaki kişilerin çoğu yüzü tanıdık tabii. Aslında orada biz millet falan değiliz demek istemişler. Biz başka bir şey yaratmak istiyoruz demek istemişler. Bizim bu konuda kendi gündemimiz var demek istemişler. Niye sadece Türkçe ve Arapça? Yani diyelim ki madem genel, Afgancaca niye yok madem örneğin? Ya da mesela İngilizce niye koymadınız? Yani ama orada hakikaten pişirmekte oldukları bir plan var. Onu görüyorum ben. Şimdi Gizem Hanım, tabii bütün konuşmacı arkadaşlarımızın hakkını da hani gasp etmeden, ben bu konuda başından beri de çalışmış bir kişi olarak bir belgeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bunu Göç Sorunu adlı kitabımda yayınladım. Uyum Strateji Belgesi, Ulusal Eylem Planı 2018-2023. 5 yıllık bir plan yaptılar. Bu planın bölümü, yapan bölümünü görüyorsunuz. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlük birkaç yıl önce Göç İdaresi Başkanlığı'na çevrildi. Şimdi bu sevgili arkadaşlar, hepinizin dikkatini sunuyorum. Bu belgeyi olabildiğince çok siyasetçi arkadaşımızın okumasını ve irdelemesini yürekten istiyorum. Bu belge şu arkadaşlar. Suriyelilerin Türkiye'ye, Türklere çaktırmadan uyumunun sağlanması. Okuduğunuzda siz de göreceksiniz. Sadece, Türklere çaktırmadan. Evet. Şimdi belgenin 8. sayfasından size bir cümle okuyorum. Uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planının ilk bileşeni olan toplumsal uyum, göçmenlerin kültürel, sosyal ve ekonomik olarak yaşadıkları topluma dahil edilerek ortak bir aidiyet hissi geliştirilmesi, kültürler arası etkileşim, istişare, toplumsal diyalog çerçevesinde farklılıkların karşılıklı tanınması, saygının devam ettirilmesi ve birlikte yaşam kültürünün bu şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir diyor. Bu benim iddiam değil. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı uyum strateji belgesi. De bir cümle daha okuyayım. Diyor ki uyum strateji belgesinin ana bileşeni eğitimdir diyor. Yani şu anda bizim okullarımızda biliyorsunuz sürekli yine aynı şekilde eğitimin bir parçası haline getirdiler. Bir cümle daha okumak istiyorum. Uyum strateji belgesi 5 yıllık plan süresi içinde hazırlanmış olup yeni gelişmeleri ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek adına revize edilecek ve geliştirilecektir.
Şimdi ben buradan soruyorum. 2018-2023 demişsiniz. 2023 doldu. Sizin Türkiye'ye açıklamadığınız başka planınız ne? Biz ırkçı değiliz. Biz yabancı düşmanı değiliz. Biraz önce gerçekten hani Kadir İnanır hani ben öteden beri barışı savundum dedi. Hepimiz barışarak kucaklaştığımız gün dedi. Gerçek tam bağımsız Türkiye'ye kavuşacağız. Biz de inanıyoruz. Atatürk de demiş yurtta barış, dünyada barış. Ama bu o değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Türkiye'de bütün öyle çatışmalar değil, denendi. Kürt, layık, antilayık, sağ, sol ve Alevi, Sünni, her şey denendi Türkiye'de. Ve biz geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin siyasi yapısını, dokusunu işlerken ne yaparsak yapalım bu milletle yapacağız. Dışarıdan millet ithal edecek halimiz yok ya derdik. Hani öyle bir şey mümkün değil ki derdik. Meğer mümkünmüş. Meğer mümkünmüş. Şimdi bu tabloyu bütün bunların yanına şunu da koyalım Gizem Hanım. Erdoğan Birleşmiş Milletler'de için gittiği Amerika'da diyor ki muhalefet diyor gelseydi sığınmacıları ülkesine gönderecektim. Biz onlara güzel güzel bakıyoruz diyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir sığınmacıya yaptığı harcama $200. Gizem Hanım $200. Ve biz şu anda emekliye ayda 5.000 lira, daha doğrusu bir kez Cumhuriyet için bir hani ikramiye verilir mi diye plan yapmaya çalışıyorlar. Şu anda Türkiye'yi tam açıklamadıkları, bütün boyutlarını paylaşmadıkları bir durumla karşı karşıyayız Gizem Hanım. Bunu ben de araştırıyorum. Yani 2023'ten sonra neyi planladılar? Ama gerek Erdoğan'ın Amerika'da konuşması, gerek şu anda Türkiye'de bu konunun tekrar ısınmasıyla birlikte görüyorum ki bir çatışma alanı da yaratıp bu konuda yeni bir şeyi dayatmak üzere bir plan hissediyorum ben. Bu Türkiye'nin iç barışına yapılabilecek en büyük darbedir. Bunun yanında şunu da koymadan geçemeyeceğim. Suriyeliler gitsin demek çözüm değil. Bu işin en kolaycı yanı. Bu konuyu biraz araştıran bir insan, bir kişi görecektir ki bir ülkesini terk eden bir kişi sığındığı ilk ülkeye yerleştiğinde %60'ın bir daha terk etmiyor. Bu da bir başka gerçeklik. Ben bunu isteyelim demiyorum. Bu böyle oldu, başa geldi, başka bir şey yapmayalım demiyorum. Konunun ne kadar çok boyutlu ve ne kadar çataldı ve nasıl farklı sorunlara evrilebileceğini paylaşmak için söylüyorum. Zamanımız olursa yine ayrıca açarız. Tabii. Ama benim unutamadığım Gizem Hanım, 95 yılıydı, hiç unutmuyorum. Demirel Başbakan ve düzeltiyorum, Tansu Çiller Başbakan, Demirel Cumhurbaşkanı. GAP'a gittiğimizde, GAP'a gittik. Hani Demirel'in meşhur GAP'ı kaptırmam Güneydoğu projesi. GAP haritasının kanallarını bize dağıttılar. Bakın böyle güzel şeyler yapıyoruz diye. Bütün kanallar sanki kesik damar gibi Suriye sınırında kesiliyor. İnsanın içi ürperiyor. Yani bütün kanallar orada kesik. Oradaki görevlileri sordum. Dedim bu kanalları biz yapsak Suriye'de mesela ne kadar mal olur? O dönem teröre verdiğimiz mücadelenin onda birine bile mal olmazdı. Evet. Ama bazı şeylerde geç. Bu konu açılabilir şeyleri. Var, benim naçizane önerim Suriye'de barış yapmadan bu sorun çözülemez. Nihai son aşaması. Evet. Güncel olarak da ortaya atılan bu konu hakikaten ayrıntılarını ben de araştırıyorum. Hiç de iyi niyetli değil. Türkiye'nin ana gündeminden de saptırılmasına toplumsal barışın her şeye rağmen oluşmuş toplumsal barışın da ucu öngöremeyecek şekilde rayından çıkartılmasına yönelik. Peki. Şimdi tabii Gizem Hanım bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Mustafa Bey'in sözlerine mi? Tabii. Bir sürekli bir